Enerji kaynaklarında petrol ciddi bir noktada rol oynuyor. Ülkemizde enerji ihtiyacının resmi kayıtlara göre yaklaşık %48'i petrolden karşılanıyor. Bu çok ciddi bir oran. Yani hangi sahada düşünürsek düşünelim, enerjimizin yaklaşık yarısı petrol. Peki Türkiye'de ne kadar petrol üretiliyor? Yerli üretilen petrol oranı %8. Yani enerjimizin yarısını biz petrolden karşılıyoruz. Ondan birini bile kendi öz kaynaklarımız üretemiyoruz. Ama Türkiye'de her tarafta petrol var. Biz bundan 3-5 sene önce televizyonlarda işte Batman'da petrol fışkırdı dedikleri zaman aa Allah Allah Batman'da petrol mü var derdik. Şu anda çay ile petrol fışkırdığını biz görüyoruz ki şu anda değil. Aslında bu eski bir çalışma, eski bir bilgi. Eğer arkadaşlarımız hazırlarsa petrolün çıktığı bölgeyi ben bizzat uydudan göstermek istiyorum Hasan Bey. Evet, güzel olur. Şu anda ekranda eğer yansıtabilirsek bu uydu görüntüleri, bu uydu görüntülerinde şu anda paylaştığım nokta Rize'nin Çayeli ilçesi. Çayeli ilçesinden şu gördüğümüz bölge Beyaz Su Köyü'nün olduğu bölge. Yani bir dere ağzının bir vadi gibi bir bölge bulunuyor. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın da köyünün olduğu bir bölge. Hem Şinlilerin daha yoğunlukta olduğu bir bölge. Şu gördüğümüz bölgenin hemen denize kavuştuğu alan. Denize kavuştuğu alan. Şu alanda müthiş bir petrol yatağı var. Evet. Ve yani görüntülerimizde de gözüküyor. Arasındaki mesafe, karayla oranın arasındaki mesafe 10 kilometre mesafede. Doğru. Yakın bir mesafe. Yani evet. Denizde 114 metre olması doğru, lazım. Doğru. Bakın şu gördüğümüz yer, şu gördüğümüz alan Kaptan Paşa Köyü'nün aktığı büyük dere, halk tabiriyle büyük dere olan bölge. Şu gördüğümüz bölge ise diğer dere. Mesela şu büyük dere ağzından kuş uçuşu sizin de ifade ettiğiniz gibi yaklaşık 10 kilometrelik bir alan. Buradaki alanla ilgili detaylara bakalım. 1946 yılında Maden Tetkik Arama'nın kendi raporu, rapor numarası not alsın izleyicilerimiz. 1802 numaralı dosya numarasında bizzat Çayeli petrolü ile ilgili raporlar var. Çok ilginç. Bu bölgede çıkan petrol devletin resmi kayıtlarına girmiş. Ama gel zaman git zaman biz bu petrolü bu zamana kadar kullanmadık. Çıkartılmadı, değerlendirilmedi. Biraz sonra belki görüntülerde de paylaşacağız Hasan Bey. Sizin deniz görüntüleriniz var. Bu petrol kullanılmadı, üretilmedi. Aradan yıllar geçiyor. 1975 yılında İngiliz firmaları bu bölgede araştırmalar yapıyorlar. Ya bu petrol Çayeli'nin, Rizeli'nin, Türk milletinin, Karadenizli'nin ama gelin yabancısı gelip bu bölgede inceleme ve araştırmalar yapıyor. Yani bu nasıl yorumlamak lazım Hasan Bey?